Benim derdim Afganlı, Suriyeli, mülteci artı bir de yan sanayileri var bunlar. Arap giller. Ha, şimdi küfür etmek serbest mi? Ha, o çocuklar. Düzelir mi bilemiyorum ama bak domatesi alıyoruz. Baba bir kilo kaç para? 35 milyon. Var mı para? Yok. Bugün aldım aylığımı 15 milyar. Aldığım 15 milyar nereye gitti biliyor musun? Evet. Çöpe. Psikolojik. Bizi yaktı yaktı. Cumhurbaşkanı yaktı bizi. Evet yaktı. Dedik güzel olacak. Olmadı. Hiçbir şey olmadı yani. Çok güzel. Herkes yerinden memnun olmasaydık seçmezdik. Herkes mutlu mu diyorsun? Çok mutlu. Şikayet ediyorlar, bir daha vermeyeceğiz. Yok estağfurullah. Ekmek almaya çıkıyorum da alabileceğim mi diye bakıyorum şimdi. Anladın? Düzelteceğiz diyorlar. Anca Ereğli'ye gitmesi lazım, demir çelik fabrikasına. Orada çelikleri daha düzeltiyorlar. Ekonomi çok kötü. Ne diyebiliriz ki? Ekonomi abi, nasıl değerlendiriyorsun? Berbat. Abi şimdi iyi diyen her zaman için tuzu kuru insandır. Bak 2-2 daha 4. Ekonomisine, iyisine, kötüsüne benim derdim Afganlı, Suriyeli, mülteci artı bir de yan sanayileri var bunlar. Arap giller. Ha, şimdi küfür etmek serbest mi? Ha, o çocuklar. Tamam mı? Onlar olduğu sürece Türkiye düzelmez abi. Diyorlar ki biz şu kadarını yolladık. Babaları yolladılar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Topladıklarının hepsini dağıtıyorlar. Türkiye geneline. Vallahi de böyle, billahi de böyle. Dağıtıyorlar. Kimse inanmasın, buradan bir tane Suriyeli, Afganlı tamam geri gitmiyor. Kimse inanmasın. Hala bu Kanal İstanbul var ya. Kanal İstanbul, aklınız başınız varsa gençsiniz siz, tamam mı? Vermeyin. Çünkü sağını da parsellediler, solunu da parsellediler. Sağını da sattılar sonra. Eğer yapamazlarsa, İstanbul'u da alamazlarsa şunu da hazır olun. Bekleyin görürsünüz. Ya bunlar düzeltemezler. Sata sata sata. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak. Ha burada var. Ne yazıyor kardeşim burada? Al göster. Ne yazıyor bak. Al da gör. Ne yazıyor? Ha, al bunu göster. Bu kimin zigarası? Yahudinin zigarası. Televizyonlarda neyin reklamını veriyor bu itler? Tamam mı? Zigarayı bırakın. Yeşilay'ın reklamını veriyor. Yeni biri. Ya benim annem zigara fabrikasından emekli. Birinci, ikinci, üçüncü, yeni, bafra, ucun armuna. Hepsini ben yedim, gerdim, içtim, şey yaptım. Ya benim zigaram 100 lira olsun ama şu Yahudinin zigarası 100 kuruş olmasın. Vergi mi alacak? 200 lira benden vergi alsın. 300 liraya zigarayı satsın. Ama benim zigaramı satsın bana. Hiçbir yerde şimdi şu anda tütün gelmiyor. Bizim tütünler Amerika'ya giderdi, İngiltere'ye giderdi. Gerekirse yani taki yani pur olmak için yani şeye giderdi. Samsun'da üretilen, İzmir'de üretilen tütünler şu anda tütün ekilen yerlerde, gökdelenler dikili kardeşim. Ben Samsun'dan geldim. Bir hafta oldu. Bir hafta da buradayım. Tamam mı? Ha burası adım attım. Buradaki insanlara alacıyorum. Şu yerleri buradan kovun. 10 milyondan fazla var. Gene gibi doğuruyorlar. Tamam mı? Gibi habere çıkartıyorlar ve alayda cenabet geziyor. Alayda bunların, tamam mı? Siz alayda 3-4 tane karar var. Hiçbir neden nikah yok. Buna da kimse inanmasın. Burası da batacak yani. Yani ekonomiyi nasıl değerlendirdik? Zor. Hayat zor. Pahalılık fazla. Evet. Yani gelir çok az şu kadar. Giden bu kadar. Kocaman. Pahalılık fazla dediğiniz ama Cumhurbaşkanı da pahalılık ekonomik değil. Psikolojik. Bizi yaktı yaktı. Cumhurbaşkanı yaktı bizi. Evet yaktı. Dedik güzel olacak. Olmadı. Hiçbir şey olmadı yani. Ne bileyim yani, bu gidişat içi değil ama Allah sonumuzu hayretsin. Düzelteceğiz diyor. Düzelteceğiz, pek samimi gelmiyor yani, ne bileyim bu düzen, hani ortam nasıl söyleyeyim yani, hiç güzel görmüyor. Allah çocuklarımıza güzel ömürler versin ama bazen düşününce üzülüyorum, kara kara düşününce üzülüyorum. Daha herkes o umutla yani oy verdi. Çok dibine inmek istemiyorum ama hani burada benim çocuklarım da izleyecek. Onlara hani diyoruz güzel bir gelecek için okuyun, bir yerlere gelin, iyi insanlar olun diye şey yapıyoruz ama başımızdaki sevgili, nasıl diyeyim, hemşerim kendisi ayrıyetten üzdü bizi diyelim. Ben kısa konuşmak istiyorum. Bazı şeyleri az ve net konuşmak istiyorum. Kim olsa tekrar? Herhalde ne bileyim, vatandaşım, oy vermeyi istiyorum ama yani kararsızım bu konuda da. Abi genç olarak ekonomiyi nasıl değerlendiriyorum? Ekmeğimdeyim. Bakıyorum işime gücüme. Sabah kalkıyorum. Bismillah diyorum. Yemeğimi ekmeğimi yiyorum. Kahvaltımı yaparım. Umeliğimi çekiyorum. Tık kendime geliyorum. Kaçıyorum işime. Bakıyorum ekmeğime. Yusuf köfteciyim. Köfteciyim artık. Kendimi dayadım devletin altına, sırtına. İş var mı? Var. Bayan kuaförlük vardı. Bıraktım eskiden. Bir geriyordum. Bir germayı da bıraktım. Bu gençlere sesleniyorum. Arap olmasınlar. İçiyorlar içiyorlar. Köşelerde bayılıyorlar. Gençlerin ekonomisini daha yüksek istiyorum. Anladın? Erdoğan Baba'yı da buradan sesleniyorum. Daha güzel sosyal aktiviteler yapabilir bence. Gençler hakkında. Güzel şeyler yapabilir. Güzel işler tavsiye edebilir bize. İş kur diyorlar. Gidiyoruz işlere. Baba bir iş kur değil mi mesela? Gidiyoruz. Var mı iş? İstanbul'da iş bulmak kolay diyorlar değil mi? Bulamıyorsun abi. O işi yaşa abi. Bulamıyorsunuz. Çakmağınızı alabilir miyim reis? Biraz da siz konuşabilir misiniz? Peki, düzelir mi sence? Çünkü ekonomi bakanı düzeleceğiz inşallah diyor. Ekonomi kim diyor bunu abi? Evet. Abi o işler, bir şey söyleyeyim mi? O abi, devletimize saygımız her zaman sonsuz. Öyle konuşuyorlar evet ama ben inanmıyorum abi. Düzelir mi bilemiyorum ama bak domatesi alıyoruz. Baba bir kilo kaç para? 35 milyon. Var mı para? Yok. Bugün aldım aylığımı 15 milyar. Aldığım 15 milyar nereye gitti biliyor musun? Evet. Çöpe. Çöpe gitti. Baba bir çöpe gitti. Kirayı ver. Orayı ver. Burayı ver. Tefecilere parayı ver. Benzin, mazot 19 liraydı. Bak, 20 liraydı. Şimdi 40 lira. Şimdi 40 liraya çıktı. Bunun sebebi zaten mecbur böyle olması lazım abi. Ona kötü bir şey demiyorum. Ama ekmeğe zam gelmesin abi. Gel abi yanıma. Gel abi yanıma. Ben ekmeği... Merhabalar.
Peki sence ekmeğin abi tutar mı sandalye? Ekmeğe sence zam gelsin mi gelmesin mi? Sen gelmesin. De gel böyle eğilme öyle. Ciddi bir şey konuşuyoruz. Hepimiz genciz ya. Bak şimdi aylık kaç para çalışıyorsun? Ben çalışmıyorum. Ne yapıyorsun? Baba parası yiyor. Öğrenciyim ben. Tamam. Ben şimdi aylık 15 bin lira çalışıyorum, tırmalıyorum her tarafım. Para kalıyor mu? Kalmıyor. Sen ne yapıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Nerede okuyorsun? Ben öğrenciyim. Kim para gönderiyor? Bak öğrenciyim diyor, para gönderiyorum diyor babası diyor. Ne zorluklarla gönderiyor. Evet. Ekonominin durumu ne olacak diyor. Biraz da sen konuşur musun lütfen? Ben mesela 11. sınıfım. Kantin fiyatları olmuş 30-40 lira, para veremiyorum. Kötü yani durum. Kız ekmek yiyecek mesela, canı bir şey isteyecek ya da sevgilisi yok. Ha ben olsam şimdi ısmarlarım ona baba bir ekmek arası döner. Fark etmiyor, o benim her zaman arkadaşım. Ama kız istediği şeyi bazen alamayabiliyor. Ben de alamıyorum bazen. İstediğim randumanları alamıyorum. Ekonomi çok kötü. Nasıl değerlendireceğiz? 7,5 milyar. Geleceğiz diyor Ekonomi Bakanı. Hükümet açıklama yapıyor. İnşallah, diyor inşallah düzeltirler. Gelir mi? Var mı umudu? Valla umudumuz bilmiyorum. Fazla yok. Yok fazla. Neden böyle oldu? Yapıyorlar her gün zam her şeye. Bir aldığımızı bir daha alamıyoruz. Yani her gün değişiyor fiyatlar. Pazarlar pahalı, marketler pahalı. İnsanlar et alıp yiyemiyor yani. Zor, hayat zor ya. Neye bağlıyoruz bu pahalılığı peki? Niye bağlıyoruz? Baştakılarına bağlıyoruz. Baştakıları yapıyor bu pahalılığı. Pahalılık ekonomik değil, psikolojik dedi. Vallahi bilmiyorum, o da psikolojiyi doğrultsun yani. Pahalılıktan psikolojimiz bozuluyor. Gerçekten pahalılıktan psikolojimiz bozuluyor. Vallahi bak, sütü alamıyorsun ya. 20-25 lira bir paket süt yani. 3-4 bardak süt çıkıyor içinde. Kalabalık, biz hadi 2 kişiyiz. Kalabalık aileler ne yapsın? O 7,5 milyarla kira verenler ne yapsın? Hadi bizim ev cihazımız var. Öyle böyle geçiniyoruz. Ama evi olmayanlara Allah yardım etsin. Yani hayat çok zorlaştı. Yani bu İstanbul'da yaşanacak durum kalmadı. Yani köyümüz de yok, gidelim. Eskiden çok güzel. Ne soralım, nasıl değerlendiriyoruz? Ben bir şey sormak istiyorum. Battık gidiyoruz işte. Düzelmez mi, yok mu umudu? Ne düzelecek ya? Düzelteceğiz diyorlar. Ne düzelecek, ne düzelmiş ki şimdiye kadar düzelecek? Düzelse iyi olur bence. He. Kolay gelsin. Kiralar olmuş 10 milyar, 15 milyar. Benim kocam 7,5 milyar maaş alıyor. Evim kirada. Ben ne yapayım? Ne yiyeyim, ne içeyim? Peki düzelir mi? Var mı umudu? Çünkü umudum hep açıklamalar için yapıyorlar. Ben yaşadım yaşayacağım kadar. Şimdi geleceğin gençlerin hali çok zor. Ablam, ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Hiç bu sene iyi değiliz. İyi değil mi? İyi değiliz. Düzelteceğiz diyorlar. İnşallah. Çok pahalılık. Bak artık boya almaya kalktık, alamıyoruz. Artık duvarlara kireç vuracağız. Kireç yapacağız artık. Bir bu sopa 40 lira. 35 liraya zorla bağırarak aldık. Bu yani çok zor hayat. İnşallah bizi Tayyip düzelttirecek. Ona güveniyoruz. Güveniyoruz. İnşallah şimdi böyle yapıyorlar. Ama bu pahalılığı var ya. Bu onu kendisi de yapmıyor. Başkaları yapıyor. Benzin zammı kim yapıyor? Hayır. Bunlar kendili. Nasıl olsa diyor bu malı kullanacak. Nasıl olsa diyor alacak. 10 lirayken 20 kendi yapıyor. Başkası kimse yapmıyor ki. Onlar da diyor kendileri ki mazota yapıyor. Zam geliyor diyor. Şimdi Tayyip'in burada ne suçu var? Takip edecek. Suçu bu.